Güzel. O halde kendimi tanıtarak derse başlayalım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İsmim Ramazan. İnkılap tarihi öğretmeniyim. Yaklaşık 8 yıldır bu sektörde çalışıyorum. İnşallah sizler de bizlerden memnun kalırsınız ve süreci beraber yürütürüz. Sizlere bugün Kurtuluş Savaşı'nı anlatacağım. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa mutlaka chat'te yazın arkadaşlar, tamam mı? Mutlaka anlamadıklarınızı chat'e yazın. Ben de oradan görüp geri dönüş sağlayalım. Hazırsak başlayalım o zaman. Şu anda süremiz, evet, bize verilen süre başladı. Sevgili arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı biliyorsunuz ki İnkılap Tarihi, 8. sınıf İnkılap Tarihi'nde Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok sormuş olduğu sorular, yani en çok soruların bu üniteden geldiğini görmekteyiz. Ortalama 2 tane soru gelmekte, bazı yıllar 3 tane soru gelmekte. Kurtuluş Savaşı genelde öğrencinin korktuğu, aslında çok eğlenceli, korkulmaması gereken, böyle bir hikaye tarzında öğrenilmesi gereken bir ünitedir. Biz bunu bir kere aklımızda tutacak olursak bir daha asla unutmayız. Gelebilecek olan en zor soruları dahi çok net bir şekilde cevap verebiliriz arkadaşlar. O halde tanıştığımıza memnun oldum diyor ve dersimize başlıyorum. Evet, Kurtuluş Savaşı ünitemiz milli bir destan. Ya istiklal ya ölüm. Arkadaşlar, ya istiklal ya ölüm sözünü Gazi Mustafa Kemal Sivas Kongresi'nde söylemişti hatırlarsanız. Sivas Kongresi'nde Amerikan mandasını ve İngiliz mandasını savunanlar var. Bunun üzerine Mustafa Kemal diyor ki ne Amerikan mandası altına gireriz ne İngiliz mandası altına gireriz. Türk milleti Metehan'dan bu zamana kadar bağımsızlığı uğruna yaşamış, gerekirse bağımsızlığı uğruna ölür, öldürür. Ama asla bir başka devletin himayesi altına girmeyiz diyerekten bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. O halde dikkat. Bu ünitemizde ya istiklal ya ölüm, yani bağımsızlığımız uğruna yapmış olduğumuz mücadeleyi işleyeceğiz arkadaşlar. Nedir o? Tabii ki Kurtuluş Savaşı. Sevgili arkadaşlar bakın, Kurtuluş Savaşı'nı biz sizlerle beraber şu şekilde ufak da olsa bir görsel çizmek istiyorum sizlere. Bakın, bir Türkiye haritası olarak kabul edin bunu. Değerli arkadaşlar bakın, şurası Doğu Cephesi, şurası Güney Cephesi ve arkadaşlar şu şekilde burası da Batı Cephesi olmak üzere totalde 3 ayrı cephemiz var. Bakın, Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere 3 ayrı cephede savaşacağız. Şimdi dikkat. Doğu Cephesi'nde kimlerle savaşıyoruz? Hocam, en büyük düşmanlarımızdan birisi ki eskiden Milleti Sadık'a, Sadık Millet olarak adlandırdığımız içimizdeki millet var. Kim o? Ermeniler. Ermenilerle mücadele edeceğiz. Ne alaka hocam Ermeniler diyeceksiniz. Hatırlayın, biz Birinci Dünya Savaşı'nı yaptık ve savaşı kaybettik. Bunun üzerine Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladık ve savaştan çekildik. Bunun üzerine Mondros'un en ağır iki maddesi vardı. Hatırlayın, 7 ve 24. 7. madde ne diyordu? Ülke içerisinde İtilaf Devletleri'nin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durum ortaya çıkacak olursa İtilaf Devletleri istedikleri bölgeyi işgal edebilecekti. Peki hocam, 24. madde nedir? 24. madde şu: Doğu Anadolu bölgemizde herhangi bir isyan, bir çatışma çıkacak olursa İtilaf Devletleri bu bölgeyi işgal edecek. Yani hocam şunu demek istiyor: adamlar işgal etmek için sebep arıyorlar. Diyorlar ki ya doğuda bir isyan çıksın da, bir çatışma çıksın da biz de ne yapalım, işgal edelim diyerek, bunu bahane göstererek bizim topraklarımıza göz dikmişler, işgal etmek istiyorlar. Sevgili arkadaşlar, Doğu Cephesi'ndeki amaçları neymiş? 24. maddeyi gerçekleştirmek. Yani hocam, Doğu Anadolu'yu işgal ettikten sonra bağımsız bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. E kardeşim, bu topraklar bizim. Biz burayı kan dökerek kazandık, ancak kan dökerek kaybedebiliriz. Asla ama asla Misak-ı Milli'den, yani arkadaşlar bağımsızlığımızdan ödün vermeyiz diyerek ne yapacağız? Mücadele edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, biz Doğu Anadolu bölgemizde Ermenilere karşı mücadele edeceğiz. Bunu asla unutmayın. Kim varmış? Ermeniler. Peki Ermenilerin amacı neymiş? Mondros'un 24. maddesini uygulamak. Ne demekti 24. madde? Doğu Anadolu topraklarımızda
bağımsız bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz tabii ki. Peki Doğu cephesinde komutanımız kim? Tabii ki Kazım Baba, Kazım Karabekir. Kazım Karabekir ne yapıyor arkadaşlar? Ordusunu teşkilatlandırıyor. Dikkat! Milliyetin makamının geçmiş yıllarda sormuş olduğu sınav sorusu şu şekilde. Diyor ki bir parça vermiş, yukarıdaki parçaya bakılaraktan aşağıdakinin hangisi yanlıştır? Arkadaşlar genelde öğrenciyi düşüren kelime şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu büyük bir başarı elde etmiştir diyor. Yanlış. Ne alaka? Kardeşim Doğu cephemizdeki ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu ordu değil. Doğu cephesindeki ordu Osmanlı Devleti'nden kalan son düzenli ordu. Dağıtılmayan, terhis edilmeyen son düzenli ordudur. Bu yüzden bu kelimelere dikkat edin. Sana Türkiye Büyük Millet Meclisi mi diyor yoksa Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu mu diyor? Bu ikisini ayrımına aman diyeyim dikkat edelim. Milliyetin Bakanlığı geçmiş yıllarda bunu defalarca sormuş. Aman dikkat. Şimdi arkadaşlar Doğu cephesinde Ermenilerle savaşacağız. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle savaşacağız. Hocam biz Doğu cephesinde Ermenilerle savaşırken Güney cephesindeki Ermeniler ne alaka diyeceksiniz. Haklısınız. Biz 1. Dünya Savaşı'ndayken hatırlayın. 1. Dünya Savaşı'ndayken Kafkas cephesi vardı. Kafkas cephesinde Ermeniler için bir kanun çıkardık. Nedir o? Tehcir kanunu. Tehcir kanunu ile Ermeniler bir araya gelip isyan etmesinler. Bize karşı bir başkaldırı olmasın diyerek Ermenileri biz farklı bölgelere gönderdik. Dağıttık. Bir araya gelip isyan çıkmasın diye dağıttık. Bir kısmını Adana, bir kısmını Şan taraflarına gönderdik. Peki hocam Adana taraflarına giden Ermeniler Kurtuluş Savaşı esnasında Fransızların geldiğini görünce diyecek ki yaşasın diyor ya seninle benim düşmanım ortak. İkimiz ittifak kurarsak Türkleri bu topraklardan atarız diyerek Ermeniler ile Fransızlar Güney cephesinde ittifak kuracaklar. Kime karşı? Bize karşı. Tamam mı arkadaşlar? Unutmayın. Batı cephesinde ise bizim mücadele ettiğimiz millet kimdir? Yunanlılar arkadaşlar. Yunanistan ile mücadele edeceğiz. Aslında Yunanistan'la mücadele ediyor gibi gözüksek de perdenin arkasında kim var biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere var. İngiltere Yunanistan'ı destekliyor. Diyor ki ben senin arkandayım. Savaş diyor korkma savaş. Ne kadar asker istersen, ne kadar silah istersen vermeye hazırım. Yeter ki o Türklere karşı mücadele et diyerek Yunanlıları gaza getirmişler. Bizim önümüze doğru sürüyorlar. Arkadaşlar şu ana kadar herhangi bir şey var mı anlaşılmayan? Şu an bir kaba taslak verdim. Birazdan detaya gireceğiz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Ya sesim gayet net anlaşılıyor mu? Biraz hızlı konuşuyorum ama umarım anlaşılıyordur. Bir geri dönüt alabilir miyim? Sıkıntı var mı? Öznur, Leyla ve diğer arkadaşlar için soruyorum. Yok, güzel, tamam. Şimdi biz kabaca cephelerdeki kimlerle mücadele ettiğimizi az çok anlattık. Şimdi gelelim sizinle beraber detay kısmına. Sevgili arkadaşlar bakın Doğu cephesinde 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir var. Kazım Karabekir ordusu terhis edilmeyen, dağıtılmayan son düzenli orduydu. Yani Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu. Biz Kazım Karabekir önderliğinde Ermenilere karşı müthiş bir mücadele veriyoruz. Bütün Ermenileri toprak aramızdan atıyoruz. Bunun üzerine hızını alamıyor bizim Kazım. Kovalamaya devam ediyor Ermenileri. Bunun üzerine Ankara'dan Kazım Karabekir'e bir mektup gelir. Kazım orada kediyle farenin oynaştığı gibi oynaşma. Derhal o cepheyi kapat ve bütün askeri Batı cephesine kaydır. Bizim asıl savaştığımız cephe Batı cephesidir diyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir Ermeniler ile Gümrü Anlaşması'nı imzalar ve Doğu cephesini kapatır. Dikkat! Biz bu cepheyi kapattıktan sonra bütün orduyu nereye kaydırdık? Batı cephesine. Anladık mı? Burası bizim için önemli. Çıkmış sınav sorusu. 2. Biz Doğu cephesinde Ermenilerle hangi anlaşmayı imzaladık? Gümrü Anlaşması'nı. Şimdi bu anlaşmanın içeriğine bakacak olursa. 1. Ermeniler
geçmişe bir sünger çekecek. Yani hocam Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki o 24. maddedeki o hayallerinden ne yapacaklar? Vazgeçecekler. Öyle bir şey yok. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını kabul edecekler. Misak-ı Milli'nin kararlarını tek tek onaylayacak ve kabul edecekler. Yani hocam Türkiye'nin bağımsızlığını, Türklerin bağımsızlığını kabul edecek, saygı duyacaklar. O zaman şöyle sormuşlar, dikkat edin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını kabul eden ilk millet derse Ermenilerdir. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını kabul eden ilk devlet Ermenistan'dır arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli. Şöyle de gelir, yorum olarak gelebilir. Bunları türetebiliriz. Sevr Barış Anlaşması'nı yok sayan, Sevr Barış Anlaşması'nı yok sayan ilk devlet Ermenistan. Bakın bu şekilde de gelebilir. Dikkat edin. Tamam mı? Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını ilk defa kabul eden Ermeniler dedik. Doğudaki tüm orduyu biz ne yaptık? Batı cephesine kaydırdı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz sadece Batı cephesine savaşmıyoruz ki. Niye Güney cephesine de asker göndermedik? Arkadaşlar Batı cephesine o kadar kanlı savaş yaşanıyor ki. Dedim ya size dünyanın en güçlü devleti olan İngiltere ile savaşıyoruz. Yani eğer Yunanistan'a bir geçit verecek olursa maazallah Anadolu'yu kaybederiz. Bizim asıl savaştığımız cephe Batı cephesi. Bu yüzden tüm orduyu ne yaptık? Batı cephesine kaydırdık. Sevgili arkadaşlar Kazım Karabekir'in lakabı da yetimlerin babası olarak geçer. Ne alaka? Doğu cephesinde şehit düşmüş ailelerin çocuklarını tek tek ne yapmıştır? İlgilenip okutmuştur. Eğitim masrafını karşılamıştır. Bu yüzden öksüz ve yetim çocuklara sahip çıktığı için, bu çocukların eğitim masraflarını karşıladığı için Kazım Karabekir yetimlerin babası olarak geçer. Evet. Sevgili arkadaşlar geliyoruz Güney Cephemize. Güney Cephesinde Ermeniler ve kim vardı? Fransızlar var. Şimdi hocam, Fransızlar topraklarımızı işgal etmek için geldiler Güney Cephesine. Peki soruyorum size, hangi illerde çatışmalar yaşandı? Adana, Urfa, Antep, Maraş, Adana, Urfa, Antep, Maraş illerinde çok çetin bir mücadele yaşanıyor. Şimdi dikkat. Adana'da Tufan Bey, Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Gaziantep'te kim var? Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Bey. Bu şahısları hani ismen bilsek yeterli. Ezber soru bize gelmeyecek biliyorsunuz. Yorum sorusu gelecek ama yorum soruları içerisinde hani diyorum ya size bir cümle veriyor. Bu doğru mu yanlış mı? Bunu bizden istiyor mesela. Bunlara dikkat edin. Antep'te Şahin Bey. Maraş'ta Sütçü İmam. Urfa'da Ali Sahip Bey. Adana'da Tufan Bey. Önemli kahramanlar ne yapacak? Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele edecek. Sevgili arkadaşlar bizim burada bak, Güney Cephesi'nde düzenli ordumuz yok. Kadınlarımız, çocuklarımız, yaşlı ihtiyar dedelerimiz ve ninelerimiz Fransız ve Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Güney cephesinde biz mücadele ederken Fransız askerler dalga geçiyorlar. Bu Türkler eğlenmesini bilmiyor. Hiç burada eğlence merkezleri yok diyerekten bize dalga geçiyorlar. Ve arkadaşlar Maraş'ın merkezindeki o devasa bayrağı ne yapmak isteyecekler? İndirmek isteyecekler. O bayrağı indirip yerine Fransız bayrağını asıyorlar. Hatta Maraş'ta arkadaşlar cuma namazı kılması için tüm cemaat camiye gider ve imam hutbeye çıkar der ki şehrin meydanında Fransız bayrağı dalgalanırken ben asla cuma namazı kıldırmam der. Evet. Ben asla cuma namazı kıldırmam diyerek tüm cemaati örgütlüyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Fransızlara karşı mücadele başlıyor. Bakın bu vatan kolay kazanılmadı arkadaşlar. Bu vatanda herkesin payı var. Mücadelemizde, bağımsızlığımızda herkesin payı var. O yüzden dikkat edin. Güney cephesi ne zaman kapandı hocam? Güney cephesi Batı cephesiyle eş zamanlı yapılıyor. Yani Batı cephesinde savaşlar yapılırken aynı zamanda Güney cephesinde de savaşlar yaşanıyor. Biz Batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesi'ni yapacağız ve kazanacağız. Biz bu savaşı kazanınca Güney cephesindeki Fransızlar ne diyor?
Eyvah. Tamam diyor, tamam. Biz çekiliyoruz kardeşim. Biz savaşta yokuz. Biz çekiliyoruz diyerek Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 1921 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Ve arkadaşlar 1921 Ankara Anlaşması'yla Güney cephemiz kapanıyor. Şimdi bu anlaşmanın içeriğine bakacak olursa dikkat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devleti Fransa. İlk devlet derse Ermenistan. İlk itilaf devleti derse Fransa. Sevrin geçersiz olduğunu kabul eden ilk itilaf devleti Fransa. Misak-ı Milli kararlarını kabul eden ilk itilaf devleti Fransa diyeceksin. Hocam bakın bunlar yorum olarak gelir bize. Dikkat, aman ha dikkat. Evet geldik. Güney cephesini de sizlerle beraber şöyle kabaca gördük arkadaşlar. Nereye? Batı cephesine. Şimdi arkadaşlar bakın. Batı cephesini hatırlayın, Sivas Kongresi'nde temsiliyeti bir komutan atadı Batı cephesine. Temsiliyet dedi ki kardeşim bu saatten sonra daha disiplinli, daha düzenli hareket edeceğiz. Ve Ali Fuat Cevesoy'u Batı cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'nın başına atıyorum. Ali Fuat Paşa'yı görevlendirdiler. Ali Fuat Paşa Batı cephesinin komutanı oldu arkadaşlar. Şimdi Ali Fuat Paşa çok büyük bir gaza gelecek arkadaşlar. Diyecek ki ya kardeşim Kazım Baba yani Kazım Karabekir Doğu cephesinde başarı elde etmiş. Çok iyi adam halk tarafından sevgiyle, saygıyla karşılanıyor. Öyle, o şekilde anılıyor. Ben de diyor Batı cephesinde Rumlara karşı saldıracağım ve başarı elde edeceğim diyor. Gaza geliyor aşırı derece. Ve Ali Fuat Cebesoy alıyor yanındaki birlikleri, Rumlara karşı saldırıya geçiyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Gediz taarruzu. Evet bakın şuraya yazıyorum. Gediz taarruzu. Tamam mı? Gediz taarruzu maalesef başarısız olacak sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü düzen yok. Düzenli bir birlik yok. Asker yok. Kuvayi Milliye var. Kuvayi Milliye düzensiz birliklerdir. Eli silah tutan herkes mücadele ediyor. Bunun üzerine Gediz taarruzunu kafasına göre hareket edip Gediz taarruzunu yapan ve kaybeden Ali Fuat Paşa'ya Mustafa Kemal çok kızacak. Neden saldırdın? Gücümüzü ifşa ettin. Neden saldırıyorsun? Savunma yapmak yerine neden taarruza geçtin? Neden saldırdın? Diyerek Ali Fuat Cebesoy'u kızar, fırçalar ve Ali Fuat Cebesoy'u alır, Moskova'ya elçi olarak gönderir. Evet. Arkadaşlar, başarısızlığın bedelini Moskova'ya sürgüne giderek alacak. Şimdi Ali Fuat Cebesoy'u görevden aldı. Yerine kimi atayacak? Değerli arkadaşlar, yerine İsmet İnönü ve Bekir Sami Bey var. Özür dilerim, Refet Bela var. Bakın, Batı cephesimiz şu şekilde ikiye ayıracak olursak, biz Batı cephesini ne yapacağız? İkiye ayıracağız. Yukarısında, Batı cephesinin yukarısında İsmet İnönü, güneyinde ise kim var? Refet Bela var sevgili arkadaşlar. Yani Batı cephesine iki tane komutanımız atanmış. Kuzeyinde İsmet, güneyinde ise Refet Bela yer almakta. İyiydi hocam. Ne oldu? Arkadaşlar, İsmet İnönü önderliğinde ordu ne yapılıyor? Düzene sokulmaya çalışıyor. Mustafa Kemal diyor ki, kardeşim diyor, Kuvayi Milliye ile biz savaşları kazanamayız. Gördünüz. Gediz taarruzunu gördünüz. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Biz bu şekilde İngilizlere karşı, Rumlara karşı savaşamayız. Bizim disiplinli ve düzenli mücadele etmemiz gerekiyor diyerek ne yapacak? Düzenli orduyu Mustafa Kemal kurar. Ve düzenli ordunun kurulmasıyla, dikkat, düzenli ordunun kurulmasıyla artık Batı cephesinde mücadeleler başlayacak. Şimdi size soruyorum, bak size soruyorum. Doğu cephesindeki ordu Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu. Batı cephesindeki ordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu. Anladık mı? Tevbe'nin kurduğu düzenli ordu Batı cephesinde, Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu Doğu cephesinde değil. Bu şekilde bileceksiniz. Karıştırmayın. Şimdi arkadaşlar şurayı isteyecek olursak biz bir yol haritamızı çizelim sizinle beraber. İsmet İnönü ve Refet Bela var dedik. Hocam biz Batı cephesinde hangi savaşları yapacağız? Birinci İnönü Savaşı'nı yapacağız. Sonra ikinci İnönü Savaşı'nı yapacağız. Daha sonra hocam
Ne var? Kütahya, Eskişehir Savaşı var değil mi? Arkadaşlar ondan önce ne var? Aslıhanlar, Dumlupınar. Bakın Aslıhanlar, Dumlupınar mücadelesi var. Daha sonra Kütahya, Eskişehir. Kütahya, Eskişehir. Ve Sakarya Meydan Muharebesi. Ve son yapacağımız savaş nedir? Büyük Taarruz'dur. Büyük Taarruz. Bakın arkadaşlar. Batı cephesinde özellikle şu 5 savaşı unutmayın. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz'u biz kimlere karşı yapacağız? Rumlara karşı, yani Yunanlara karşı yapacağız. Anladık mı? Güzel. Arkadaşlar birinci İnönü savaşını kazanıyoruz. Bakın özellikle bu savaşın amacı ne? Hocam Yunanlar bize saldıracaklar, biz savunma yapacağız. Peki niye saldırıyorlar bize? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok etmek, Anadolu'yu işgal etmek, Sevr Anlaşması'nı yürürlüğe koymak ve topraklarımızı paylaşmak. Adamlar bunu istiyor. Bu kadar basit. Peki biz ne için mücadele ediyoruz? 1. Bağımsızlığımızı elde etmek. 2. Sevr'i uygulatmamak. 3. Anadolu'yu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Rumlara karşı korumak adına ne yapacağız? Birinci İnönü Savaşı'nda savunma yapıyoruz. Dikkat! Birinci İnönü Savaşı'nı savunma yaparak kazandık. Tamam mı? Bu İsmet İnönü'nün başarısı olarak geçer. Tamam, İsmet İnönü burada başarı elde etti. Ve biz arkadaşlar bu savaş sonucunda Milat adını verdiğimiz, bakın şuraya kodlamak istiyorum. Milat adını verdiğimiz Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları yaşandı. Nelerdir hocam bunlar? Moskodosk Anlaşması yapıldı. İstiklal Marşı'nı kabul edildi. Londra Konferansı toplandı. Afganistan Dostluk Anlaşması yapıldı. Ve Teşkilat-ı Esasiye arkadaşlar hazırlandı. Teşkilat-ı Esasiye ne hocam? 1921 Anayasası hazırlandı. Şimdi arkadaşlar Birinci İnönü Savaşı bu şekildeydi. Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları da bu şekilde. Milat'ı tek tek sizinle beraber şöyle ele alacak olursak. Bakın Milat tersten talim bu şekilde olur. Bu şekilde olur. İstediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. Arkadaşlar Teşkilat-ı Esasiye diğer ismiyle 1921 Anayasası Türklerin ilk yazılı anayasası. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yazılı anayasası nedir? 1921 Anayasası'dır. Güzel. Geldik Afganistan Dostluk Anlaşması'na. Afganistan bir Müslüman mı? Evet. O zaman dikkat. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet derse cevap Afganistan. Londra Konferansı toplanmış. Hocam Londra Konferansı diyor ki İngilizler biz Birinci İnönü Savaşı'nı kazanınca Yunanların arkasındaki İngiltere diyor ki durun sakin ol diyor. Durun sakin ol. Ne yapıyorsunuz diyor ya. Ne yapıyorsunuz? Anlaşabiliriz. Gelin diyecek ya. Gelin. Hem Yunanlar gelsin hem Türkler gelsin. Gelin diyecek. Anlaşabiliriz. Ve arkadaşlar biz de savaş yanlısı olmadığımız için barış yanlısı bir devlet olduğumuz için ne yapıyoruz? Londra Konferansı'na katılıyoruz. İyi de kardeşim Londra Konferansı'na hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni davet etmişler hem de Osmanlı hükümetini yani İstanbul hükümetini davet etmişler. Ya kardeşim nasıl iş bu? Yani Anadolu'dan iki ayrı devlet çağrılmış, iki ayrı hükümet çağrılmış. Amaçlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Diyorlar ki İngilizler Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Osmanlı arasında bir büyük bir ne var? Kızışma var. Yani gerginlik var. Biz her ikisini de toplantıya çağıracak olursak bunlar birbirleriyle düşerler, birbirine kavga ederler ve bunlar kavga ederken biz de o esnada Sevr Anlaşması'nı imzalatırız diyerek böyle bir fikir ortaya atmışlar. Hem İstanbul hükümetini hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hükümeti ne yapacaklar? Çağıracaklar. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Bekir Sami Bey katılacak. İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa katılıyor. Evet. Londra Konferansı başladı. İnce uzun bir masa düşünün arkadaşlar. Bütün Avrupalı devletler var. Masanın başında kim var? İngiltere var. İngiltere sözü sürekli İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Bey'e veriyor. Bekir Sami Bey hiç konuşamıyor. Ona söz hakkı hiç vermiyorlar. Sürekli Tevfik Bey ayağa kalkar o konuşuyor hep Tevfik artık diyor ki Tevfik Paşa en son söz hakkı verildiğinde ayağa kalkar ve der ki
sözü milletin asıl temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum der ve Tevfik Paşa oturur. Kim ayağa kalkıyor? Bekir Sami Bey. Ve başlıyor Misak-ı Milli anlatmaya. Bunun üzerine İngilizler şok. Nasıl olur lan, nasıl olur? Bizim amacımız bunları birbirine düşürmekti. Bunlar kavga etmeyip dayanışma içerisindeler. Nasıl olur lan bu diyerekten İngilizler ve diğer Avrupalı devletler şok içerisine giriyorlar. Arkadaşlar Bekir Sami Bey başlıyor takır takır Misak-ı Milli anlatmaya. Ve tüm Avrupalı devletler kimi dinlemek zorunda kalıyor? Bekir Sami Bey. Bunun üzerine arkadaşlar şöyle sormuş Milletin Bakanlığı sınavlarında. Avrupalı devletler Misak-ı Milli kararlarını ilk defa ne zaman kabul etmiştir? Ne zaman? Tabii ki Londra Konferansı'nda. Avrupalı devletler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını ilk defa ne zaman tanımıştır? Londra Konferansı'nda. Avrupalı devletler kiminle muhatap oluyor? Tabii ki TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey ile. O zaman TBMM'yi tanıdıklarını gösterir bu. Bu kadar basit. Çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. Dikkat edin. Arkadaşlarım Londra Konferansı bu şekildeydi. Evet, şunları hallettik. İstiklal Marşı'nın kabulü. Diyorlar ki dönemin milletin bakanı, ha kardeşim her devletin kendine ait bir marşı var. Bizim yok. Bizim de bir marşımız olsun diyerek ne yapacağız? Bir şiir yarışması düzenliyoruz. Ülke içerisinde binlerce şiir yarışmaya katılır. Tabii şair yönü olduğunu bilen Mehmet Akif Ersoy'un bir şair yönü de var. Sevdikleri diyor ki Mehmet Akif'e, mutlaka bu yarışmaya katıl. Bu yarışmayı sen kazanırsın. Çünkü senin şair yönün çok ağır basıyor. Mutlaka katıl diyecekler. Mehmet Akif yarışmaya katılmak istemez. Neden? Der ki, eğer ben yarışmaya katılacak olursam, bak bak bak, Mehmet Akif'e bak. Sırf para kazanmak için yarışmaya katılıyor derler diyerek yarışmaya katılmak istemiyorum diyor. Biliyorsunuz ki yarışmada birinci gelen kişiye büyük bir para ödülü var. Mehmet Akif Ersoy da sırf bu para ödülü için yarışmaya katılmak istemiyor. Çünkü insanlar beni yanlış tanımasın diyerek yarışmaya katılmak istemez. Sevgili arkadaşlar, derler ki tamam kardeşim, eğer birinci gelecek olursa, eğer birinci gelecek olursa para ödülünü gidersin bir vakfa bağışlarsın. Bunu üzerine Mehmet Akif tamam der. Yarışmaya katılacağım. Arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy Mete Han'dan Atilla'ya, Atilla'dan birinci Kılıç Arslan Alaaddin Keykubat'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz'a, Kanuni Sultan Süleyman'a bu dönemleri göz önüne getirir ve şu an içinde bulunduğumuz o bunalımlı durumu göz önüne getirir ve arkadaşlar alır elle kalemi, korkma diyerek başlar. Evet arkadaşlar, korkma diyerek Türk ordusuna sesleniyor. Türk ordusuna korkma. Ve İstiklal Marşı açık ara farkla birinci olur. Mehmet Akif Ersoy elde ettiği para ödülünü ne yapacak? Darül Mesai denilen askeri kıyafetlerin dikildiği vakfa bağışlayacak. Evet, İstiklal Marşı da bu şekildeydi arkadaşlarım. Unutmayın, ne zaman İstiklal Marşı yazılmış? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra. Çünkü bizim şu anda işlediğimiz şeyler nedir? Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarıdır. Dikkat! Moskova Anlaşması. Arkadaşlarım, Moskova dediğimiz Rusya değil mi? O zaman Rusya'yla dostluk anlaşması kuruyoruz. Dikkat! Rusya diyor ki, sizinle dost olmak istiyorum. Hay hay, dost olalım, tamam olalım. Bizim de işimize gelir. Bunun üzerine Rusya diyor ki, öyle kuru kuruya dostluk olmaz. Ne yapacağız? Bana diyor, Batum'u verin. Sizinle diyor, ölene de kanka olalım kardeşim. Her daim arkanızdayım diyor. Ordumla, askerimle, silahlarımla arkanızdayım, yanınızdayım diyor. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal der ki, askerine ihtiyacımız yok. Türk askeri kendi başına yeter. Senden silah istiyoruz der. Bunun üzerine arkadaşlar ne yapacağız? Batum'u Rusya'ya bırakıyoruz ve Rusya'yla dostluk anlaşması yaparak Rusya bize silah yardımına bulunacak. Dikkat edin. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Evet, Rusya'yla dostluk anlaşması kuruyoruz. Rusya niçin bizimle dostluk anlaşması yapıyor hocam diyeceksiniz değil mi? Bunu dermiş gibi duyuyorum ben şu anda. Niye bizimle dost olmak istiyor? Diyor ki Rusya,
Düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Evet. Rusya'nın en büyük düşmanı İngiltere. İngiltere'nin en büyük düşmanı Türkler. O zaman ne diyor? Türkler bizim dostumuz. Ve arkadaşlar Moskova-Moskva anlaşması yapıyoruz. Bunlar bizim için önemli. Geldik. Evet, burayı ben anlattım zaten sizlere. Geldik 2. İnönü Savaşı'na. Yine Yunanlar saldırıyor. Biz savunma yapıyoruz. Yine kazanıyoruz. Arka arkaya iki savaş kazandık mı? Kazandık. Arkadaşlar bakın, biz yüzyıllardır arka arkaya iki savaş kazanamıyorduk. Bir savaş kazanıyorsak iki savaş kaybediyorduk. Bu şekildeydi yani. Arka arkaya iki savaş kazandığımız için Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çeker. Der ki, siz orada yalnızca düşmanı değil, Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Yani diyor ki, siz orada yalnızca düşmanı değil, Türk milletinin kötü talihini de yendiniz. Şeytanın bacağını kırdın İsmet diyor. Ve arkadaşlar İsmet'i tebrik eder. Evet, 2. Dünya Savaşı'nı yine kazandık. Ve değerli arkadaşlar, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları nedir? Fransa bizim topraklarımızı boşaltıyor. Yani Zonguldak'ı boşaltıyor. Güney cephesinden çekilme kararı alacak ilk defa. İtalya Anadolu'dan çekilme kararı alacak ilk defa. Öyle değil mi? Bunlar bizim için önemli. Hocam İtalya ile Fransa ne alaka diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Fransa biliyorsunuz ki Güney cephesinde savaşıyor bizimle. İtalya Güney cephesinde ama bizimle savaşmıyor. Adamlar gelmişler, bize mermi sıkmıyorlar. Bak, sıkmıyorlar. Sadece bekliyorlar Güney cephesinde. Peki hocam, biz Batı cephesinde Rumlara karşı başarı elde ediyoruz. Güney cephesindeki Fransızlar ne alaka diyeceksiniz. Arkadaşlar, Yunanlar kaybettiyse bilin ki İngilizler kaybetti demektir. Çünkü Yunanlara destek veren, ordu desteği veren, silah desteği veren kim? İngiltere. İngiltere dünyanın en güçlü devleti. Fransa diyor ki, kardeşim, bunlar bir halt yiyemediyse, lan biz hiçbir şey yapamayız. O yüzden biz çekilmek istiyoruz diyecekler ve Güney cephesini boşaltma kararı alacaklar ilk defa. Dikkat. Arkadaşlarım, İngilizler bizim 40 tane esirimizi serbest bırakacaklar. Niçin? Diyor ki İngilizler, Mustafa Kemal'e, ya diyor anlaşabiliriz, bak anlaşabiliriz. Savaşa gerek yok, anlaşabiliriz diyecek. Biz sizin 40 tane esirinizi serbest bırakacağız. Siz de gelin şu sevri imzalayın. Savaş olmasın, kan dökülmesin ya diyecek. Ya kardeşim, Sevr Anlaşması bizim bağımsızlığımıza aykırı. Biz bunu asla kabul etmeyiz diyerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesin bir dille reddediyoruz. Anladık mı? Güzel. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şekilde gördük. Aslıhanlar Dumlupular mücadelesi var. Arkadaşlar orada Refet Bele gaza girecek. Hatırlayın. Batı cephesinin kuzeyinde İsmet İnönü, güneyinde ise kim vardı? Kim vardı? Refet Bele vardı. Refet Bele diyor ki, ya kardeşim, birinci Dünya Savaşı'nı kazanmışız. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanmışız. Çok iyi lan. Biz artık eskisi kadar çok güçlüyüz. Şu Rumların tamamını denize dökelim diyerek ne yapacak? Gaza gelecek ve Rumlara saldıracak. Bakın, Rumlara saldırmakla en büyük hatayı yapıyor Refet Bele ve Mustafa Kemal diyor ki, neden saldırdın diyor ya? Daha şu anda taarruz gücüne sahip değiliz. Saldırı gücüne sahip değiliz. Savunma yapmak zorundayız diyerek Refet Bele'yi görevden alır ve Batı cephesini birleştirir. Sevgili arkadaşlar, Batı cephesinde sadece İsmet İnönü var. Arkadaşlarım, bir sonraki savaşımız nedir? Kütahya-Eskişehir Savaşı. Bakın, Kütahya-Eskişehir Savaşı bizim son değil bir önceki savaşımız. Son savunma savaşı Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Bakın, şöyle sorular gelmiş yorum olarak, o yüzden yazıyorum. Sakarya Meydan Muharebesi. Demiş ki, son savunma savaşı olan Kütahya-Eskişehir Savaşı'dır. Derse şıklarda yanlış. Bunları çok vermiş soru bankaları ve denemeler. Son savunma savaşımız hangisidir? Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Aman diyeyim. Kütahya-Eskişehir diye atlamayın arkadaşlar. Bunu bilerek buraya yazdım. Bunu soru bankalarında ve denemelerde çok göreceksiniz. Dikkat edin. Bu bizim son savunma savaşımız değil.
Son savunma savaşımız ne zaman olacak? Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Şimdi arkadaşlar bakın. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı yaparken Mustafa Kemal Ankara'da Maarif Kongresi'ni topluyor. Maarif. Hocam Maarif Kongresi ne demek diyeceksiniz? Eğitim Kongresi. Şimdi diyeceksiniz ki ordumuz orada savaş yapıyor. Mustafa Kemal Ankara'da Maarif Kongresi'ni düzenliyor. Evet. Bu Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiğini gösterir. Ne alaka? Mustafa Kemal diyor ki biz sadece cephede savaşmıyoruz. Aynı zamanda cephenin gerisinde cehaletle, cahillikle savaşıyoruz diyor. Ve arkadaşlar savaş esnasında Mustafa Kemal Ankara'da Maarif Kongresi'ni düzenlemiştir. Bu Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiğini gösterir. Güzel. Sevgili arkadaşlar maalesef Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı kaybediyoruz. Türk ordusunun kaybettiği ilk ve tek, bak ilk ve tek savaştır, başka yok. Kütahya-Eskişehir Savaşı kaybedilince Mustafa Kemal diyecek ki, bana diyecek bütün yetkiyi verin. Mustafa Kemal kime sesleniyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Bana diyor, bütün yetkiyi verin. Ben diyor, askerlik mesleğine geri döneyim. Şu anda Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, asker değil. Ben diyor, ordunun başına geçeyim, askerliğime geri döneyim. Önümüzdeki savaşları ben yapayım. Ve inanıyorum ki Türk ordusuyla beraber önümüzdeki savaşları kazanacağız diyor. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekilleri Mustafa Kemal'e yetki verir. Ya nasıl olsa Mustafa Kemal eline yüzüne bulaştıracak, kaybedecek. Biz diyeceğiz ki Mustafa'cığım savaşı kaybettin. Her yenilginin bir faturası var diyerek Mustafa Kemal'i Anadolu'dan kovarız diyerek Mustafa Kemal'i sevmeyenler böyle düşünüyor. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal'i sevenler de sevmeyenler de herkes tüm yetkiyi vermiş. Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra ordunun başına geçti. Dikkat! Şöyle sorular geliyor arkadaşlar. Hangi savaş sonrası askerlik mesleğine geri geldi? Kütahya-Eskişehir Savaşı'ndan sonra askerlik mesleğine geri gelmiştir. Peki şöyle sorsa, hangi savaş öncesi askerlik mesleğine geri geldi? Cevap, bir sonraki savaşımız nedir? Tabii ki Sakarya Meydan Muharebesi arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde sorular gelir. Aman ha dikkat edin. Kelime oyunlarına takılı kalmayalım. Şimdi Mustafa Kemal ordunun başına geçti. Diyor ki öncelikle orduyu Sakarya Nehri'nin, bakın şurada Sakarya Nehri var. Sakarya Nehri'nin doğusuna taşıyacağız. Yani orduyu buradan alıp nereye taşıyacağız? Sakarya Nehri'nin doğusuna. Yani bir nevi ne yaptık biz? Geri çekildik değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu yorum olarak çok sormuşlar. Neden geri çekiliyoruz? Bir, zaman kazanmak için. İşte takviye askerler gelecek, ordunun ihtiyaçları karşılanacak, yemek, kıyafet, işte mühimmat ihtiyaçlarımız karşılanacak, yaralı askerlerimiz tedavi ettirilecek değil mi? Zaman kazanmak için ne yaptık? Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildik. Bizim bu geri çekilişimiz Avrupa'da ne olarak anlamlandırıldı biliyor musunuz arkadaşlar? Türkler Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı kaybettiler ve kaçıyorlar. Bakın görüyorsunuz işte geri çekiliyorlar diyerek Avrupa'da manşetler atıldı. Türkler korktular, kaçıyorlar diyerek manşetler atıldı. Halbuki bilmiyorlar ki aslan yarasını tedavi ettiriyor. Daha gür bir şekilde, daha heybetli bir şekilde kükreyip saldırıya geçecek. İşte bilmiyorlar. Arkadaşlarım yine Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için, kıyafet ihtiyacını, yiyecek ihtiyacını karşılamak için ne çıkarmıştır? Tekalif-i Milliye emirlerini çıkarmıştır. Unutmayın, Tekalif-i Milliye emirleri çok sorulur arkadaşlar. Çok basit. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan emirlerdir. Yani insanlara diyor ki Mustafa Kemal, evinizde atıyorum iki çift öküz varsa bir tanesini orduya bağışlayın. Evinizde 3 çuval un varsa 2 çuvalını orduya bağışlayın. İşte gerekirse para bağışlayın, kıyafet bağışlayın. Ya hiç yoktan bir çorap bağışlayın diyecek. Arkadaşlar herkes elini taşın altına koyuyor. Türk milleti seferber oluyor ve tekalifi milli emirleri ile ordunun ihtiyaçları karşılanıyor. Dikkat! Bunu Milletin Bakanlığı çok sordu arkadaşlar. Çıkmışsına sorusudur. Tekalifi milli emirlerinin varlığı milliyetçilik duygusunu gösterir. Halk birlik olmuş ve bağımsızlığı uğruna ne yapıyor?
herkes elinden geleni yapıyor. Kimisi bir çift öküzünü bağışlıyor, kimisi parasını bağışlıyor, kimisi bir çift çorap bağışlıyor. Ama herkes bir şeyle bağışlıyor. Bu nedir? Birlik ve beraberin olduğunu gösterir. Milliyetçi duyguların olduğunu gösterir. Anladık mı arkadaşlar? Ve en önemlisi topyekün savaşın olduğunu gösterir. Bakın topyekün savaş. Anladık mı? Yani halkın tamamı elini taşın altına koymuş. Biz buna topyekün savaş diyoruz arkadaşlar. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla herkes mücadele edecek. Biz buna topyekün savaş diyoruz. Evet, tekarifi milyemlerindeki olay da buydu arkadaşlar. Geliyoruz Sakarya Meydan Muharebesi'ne. Şimdi dikkat. Mustafa Kemal başkomutanlık kanunu ile ordunun başına geçti. Ordunun ihtiyaçları giderildi. Yaralılar tedavi edildi. Arkadaşlar yeni takviye askerler geldi. Ordu hazır artık. Bunun üzerine ordu şunu söylüyor. Mustafa Kemal bize emir versin, biz de saldırıya geçelim. Saldırıya geçelim ki şu Rumları, şu Yunanları denize dökelim diyerek ne yapacak? Sabırsızlıkla bekleyecek. Şimdi Türk askeri şunu düşünüyor. Diyor ki Mustafa Kemal geçmişte çok başarılıydı. Hatırlayın Trabzon Savaşı'nda başarılı olmadı mı? Oldu. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Savaşı'nda başarılı olmadı mı? Oldu. Kafkas cephesinde başarılı olmadı mı? Oldu. Suriye Filist cephesinde başarılı oldu. 31 Mart Vakası'nda başarılı oldu. Adamın her gittiği yerde başarı var. Biz bu savaşı kazanırız diyerek Mustafa Kemal ordunun başında ve arkadaşlar Türk askeri adeta gaza gelmiş. Emir gelmesini bekliyor. Saldırı emrinin gelmesini bekliyor. Mustafa Kemal atıyla beraber ordunun başında şaha kalkıyor. Şu söz söylüyor arkadaşlar. Ne diyor? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça asla terk edilemez. Sözünü söylüyor ve Türk ordusu öyle bir gaza geliyor ki bir vuruyoruz Yunanlara, çil yavrusu gibi dağılıyor. Yunanlar dağılıyor arkadaşlar. Evet. Dağılıyorlar, bozguna vuruyorlar. Evet. Bir kısmı kaçıyor, silahlarını atıp kaçıyorlar. Bir kısmı sağa sola kaçışıyor. Kaçmıyor ama, yani terk etmiyor ama sağa sola kaçışıyorlar. Ne olduğunu anlamıyorlar. Unutma, Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun son savunma savaşıdır arkadaşlar. Ve biz bu savaşı kazanıyoruz. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal tarafından kazanılmıştır. Ve Mustafa Kemal Mareşallik rütbesini alacak. Gazilik unvanını alacak arkadaşlar. Unutmayın. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Güney Cephesi'ndeki Fransızlar eyvah diyor eyvah. Eyvah. Bu Rumlar çok büyük hezimete uğradı. Kardeşim biz canımızdan olmak istemiyoruz. Biz çekiliyoruz diyecekler. Ve Fransızlar ne yapacak? 1921 Ankara Anlaşması'nı imzalayarak Güney Cephesi'ni terk edecekler. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Güney Cephemiz kapandı. Oo, çok iyi, çok büyük ses getiriyoruz bakın, çok büyük ses. Arkadaşlar, Kars Anlaşması'yla doğu sınırımız keskin olarak çizildi. Ukrayna'yla dostluk anlaşması yaptık ve Mustafa Kemal olan güven arttı. Mustafa Kemal olan güven, sevgi arttı. Dediler ki, tamam dediler ya, bizi ancak sen kurtarırsın. Sana sınırsız yetki, bak sana sınırsız yetki. Yeter ki Anadolu'yu Rumlara karşı koru, işgallerden kurtar. Bağımsızlığımızı elde et. Sana sınırsız yetki diyerek Mustafa Kemal sınırsız yetki alacak. Ne zaman? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Dikkat! Arkadaşlar Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için tekrardan tekalif ve milli emirlerini çıkarıyor. Ordunun ihtiyaçları karşılandı ve artık hazırız. Mustafa Kemal diyor ki vakit tamam. Vakit tamam. Savunma değil saldırıya geçeceğiz. Rumları Anadolu'dan atmak için hazırız diyor ve Türk ordusunun başına geçiyor. Şu tarihi söz söylüyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri sözünü söylüyor. Ve arkadaşlar öyle bir gaza geliyoruz ki bütün Rumları denize döküyoruz. Bütün Rumları denize döküyoruz. Evet. Hani bir geyik var ya, geyik muhabbet var ya. Bugün Yunanlar yüzmeyi biliyorsa bunu Türk ordusuna, bunu Gazi Mustafa Kemal'e borçlu diye. Evet. Büyük taarruz yani başkomutanlık meydan muharebesini kazanıyoruz arkadaşlar.
Bunun üzerine Rumların arkasındaki İngiltere ne diyor? Ateşi kesin, ateşi kesin diyecek, ateşi kesin. Evet, ateşi kesin. Yunanlar deniz atlayıp kaçarken İngilizler ateşi kesin diyecek ve Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayıp Kurtuluş Savaşı'na son vereceğiz arkadaşlar. Buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması'dır. Bu bir. İki. Bu Ateşkes Anlaşması'yla Mondros Ateşkes Anlaşması'nın önemi tamamen ortadan kalmış. Mondros tamamen tarih sahnesine gömülmüştür. Ve arkadaşlar Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığı Avrupalı devletler tarafından tanınmıştır. Misak-ı Milli Avrupalı devletler tarafından tanınmıştır. Ve arkadaşlar bu ateşkes ile Kurtuluş Savaşı'nın yani milli mücadelenin askeri safhası bitti, siyasi safhası başlamıştır. Evet, şu ana kadar hepsi askeri olarak mücadele ettik. Arkadaşlar her savaş sonrası bir barış anlaşması yapılır biliyorsunuz. Diyor ki Mustafa Kemal, barış anlaşmasına muhtemelen İstanbul hükümetini çağıracaklar. Hem bizi çağıracaklar hem İstanbul hükümetini. Maksat ikilip çıksın. İkilip çıksın ki bunlar kavga etsinler. Biz o kargaşadan sevri imzalatırız diye düşünecekler. Ama bunu yemeyiz. Türk ordusu bunu yemez. Diyerek Mustafa Kemal Lozan Barış Anlaşması'ndan önce, bakın Lozan Barış Anlaşması'ndan hemen önce saltanatı kaldırmıştır. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen ne yaptı arkadaşlar? Sona erdi. Evet, Osmanlı hukuken Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla sona erdi. Resmen saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona ermiştir diyeceksiniz. Evet, Lozan Barış Anlaşması bizim bağımsızlığımızı tüm dünyaya duyurduğumuz maddeleri içeren bir anlaşmadır arkadaşlar. Evet, Lozan Barış Anlaşması'yla sınırlarımız çizildi. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, Basrakya'da Elvi Selasi'de yani Kars, Ardahan, Batum ve Arap vilayetlerinde ne olacak? Seçim yapılacak. Yani seçim olsun. Halk nereye katılmak istiyor kardeşim? Anadolu'ya mı katılmak istiyor? Yoksa bizden ayrılmak mı istiyor? Kararını onlar versin. Üçüncüsü, Anadolu içerisindeki tüm yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Bakın, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Hangi kanun ile? Tevhidi Tedrisat Kanunu ile. Tevhidi Tedrisat Kanunu ile tüm yabancı okullar, yani Amerikan kolejleri, İngiliz kolejler, Fransız, Rus, bütün yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Arkadaşlar, Boğazların kontrolü kime bırakılacak? Başkanlığı Türkiye'nin yaptığı bir komisyona bırakılacak. Hocam bu bizim için iyi mi? Kötü. Kötü arkadaşlar. Neresi iyi ya? Komisyon var. Ama hocam diyor öğrenci. Komisyonun başkanı biziz. Yahu komisyonun başkanı biz olsa ne olur, olmasa ne olur? Bir komisyon var mı kardeşim? Heh? Bu Çanakkale Boğazı'ndan, İstanbul Boğazı'ndan şu devletler geçebilir. Bunlar geçemez. Diyecek olan bir komisyon var mı? Var. O zaman biz özgür değiliz, bağımsız değiliz boğazlar konusunda. Bu yüzden bu bizim için olumsuz bir maddedir. İleride boğazları ileride tekrar göreceğiz zaten. Sevgili arkadaşlar, Lozan'ın birçok maddesi var ama süremiz de şu an dolmak üzere. Belki dolmuştur, bilmiyorum. Evet, dolmuş ama ben kendimi anlatıyorum şu an, sıkıntı yok. Şurayı şey bitireceğim. 2-3 dakikamız kaldı. Arkadaşlar, milli mücadeleyi anlatan, yani Kurtuluş Savaşı'nı anlatan eserler var. Genelde bu eserler yorum olarak da gelebilir. İşte direkt nokta atışı bilgi olarak da gelebilir. Bakın, Nutuk, Mustafa Kemal'in meşhur eseridir. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktım diye başlar. Gençliğe hitabeyle son budur. Bunu asla unutmayın. Yakup Kadri Karaosmanlı'nın meşhur eseri var arkadaşlar. Yaban. Milli mücadeleyi çok iyi anlatıyor. Okumayan varsa, kitap okumayı seven arkadaşlarımız varsa şiddetle öneriyorum. Öncelikle Nutuk. Tabii sadeleştirilmiş halini okuyun siz. Yaşınız küçük olduğu için. Yaban mutlaka okuyun arkadaşlar. Türk'ün ateşle intihanı, bakın Halid Edip adı var. Vurun kahpeye. Türk'ün ateşle imtihanı. Ateşten gömlek. Bu eserler Halid Edip adı var aittir. Meşhurdur. Salih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı. Tarık Buğra'nın Küçük Ağa. Yine arkadaşlar Atilla İlhan'ın Kurtlar Sofrası
ve özellikle yetimlerin babası olarak geçen İstiklal Harbimiz eserini de bilmemize fayda var değerli arkadaşlar. Şimdi benim ismim dediğim gibi arkadaşlar Ramazan Hoca. Ben bu konuları aynı zamanda YouTube Tarihhane kanalında da anlatıyorum. Bakmak isteyen arkadaşlarımız olursa sevinirim. Arkadaşlar tanıştığımda memnun oldum. Umarım dersimizi beğenmişsinizdir. Eğer devam edecek olan arkadaşlarınız varsa derslerde görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyor. Sizlere selam ve saygıyla görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.